Peki hocam, kalp hastalıklarından başlayacak olursak, kalp hastalıklarından ne zaman şüphelenmeliyiz? Ne gibi testler yaptırmamız gerekir? Tabii kalp hastalıklarından şüphelenmek ve öncesinde yapılacak testler aslında bakılırsa kalp krizi gibi kalp hastalıklarının en kötü senaryosunun gerçekleşmemesi için yapılan testler. Hem bizim hasta olarak şüphe etmemiz önemli burada, hem de başvurduğumuz sağlık merkezinde buna yönelik, erken tanıya yönelik testlerin gerçekleştirilmesi önemli. Öncelikle hastalarımız bir kalp hastası profilinde ise, yani buna ait risk faktörlerini taşıyorlarsa, kendilerini bu anlamda değerlendirmeye tabi tutmaları gerekiyor. Yokuş çıkarken, merdiven çıkarken, egzersiz kapasitemizde bir sıkıntı var mı? Sınırlanma var mı? Kendi yaşadığımız birisiyle beraber yürürken bizim erken kesilmemiz, erkenden nefes darlığı yaşamamız, daha erkenden yorulmamız, yürürken göğsümüzün ağrıması, bu ağrı mutlaka bir sıkıştırıcı tarzda tipik dediğimiz kalp ağrısı olmak zorunda değil. Mutlaka sol kolumuza vurmak zorunda değil. Özellikle yaşlı hastalarda, bayan hastalarda, şeker hastası olan hastalarımızda bu ağrı kendini çok belli etmeyebiliyor. Hastalarımız bunu fark etmeyebiliyor. Dolayısıyla belirli risk faktörleri taşıyan hastalarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamadan özellikle 40'lı yaşlarda mutlaka belli periyotlarla kardiyoloji kontrolünden geçmelerinde çok büyük fayda var. Nedir bu risk faktörleri dersek, her şeyden önce şeker hastalığı. Şeker hastası olan bireyler kalp hastalığına diğer sağlıklı bireylere nazaran çok daha yatkındır. Bunu biliyoruz. Yine hipertansiyonu olan hastalarımız, kolesterol yüksekliği olan hastalarımız kalp hastalığı açısından oldukça önemli bir risk taşımakta. Ailesinde çok sayıda kalp hastası bulunan, özellikle erken yaşlarda diyebileceğimiz kalp hastası bulunan bireyler de yine genetik yatkınlık nedeniyle kalp hastalığı riskini oldukça yüksek oranda taşımakta. Bu hastalarımızın söylediğimiz gibi 40'lı yaşlarından itibaren hiçbir şikayeti olmasa da bir kardiyolojik kontrolden geçmesi ileride ulaşabilecek önemli sıkıntıları önlemek adına önemli bir